Bilmediğini bilen insan, bilmediği lazımsa öğrenmek için dört döner. Oraya gider, sana başvurur, bana başvurur, şuraya gider, oraya gider. Ne yapar? Yapar öğren. Çünkü o şeyi öğrenmezse, bilmezse işini yürütemeyecek demektir. Bil, yaşamını kolaylaştıramayacak demektir. Veya o işi yapamayacak demektir. Öğrenir. Bu bakımdan bilmediğini bilmek, ilmin yarısı denilmiştir. Doğru da söylenmiştir. Bilmediğini bilmek, ilmin yarısı. Yani bilmediğini bilmek az şey değil, gerçekten ilmin yarısı. Çünkü bilmediğini bilen, eksiğini yedir ve bilmediklerini öğrenmeye çıkar. Bilmediğini de bilmeyen ise, oturur durur, yani hiç öğrenme isteği de göstermez, öğrenmek için gayret de göstermez, koşturmaz da, bir yere de gitmez, bir yere de başvurmaz. Şimdi basitçe örneklendirelim. Bizim burada ne yapacağımızı bir biliyordunuz. Yani program gönderdik, konuştuk, ettik. Buraya geldiniz. Yani bu konularda en azından benim kadar bilmediğinizi bildiğinizden dolayı geldiniz. Aksini düşünen insanlar olsaydınız, yani ben ondan daha iyi biliyorum. Gelir miydiniz? Hiçbiriniz gelmezdiniz. Öyle değil mi? Yani X'in Y'nin yerine değerlerini koyarak problemi çözmeye çalışın. Böyle değil mi?